Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok lezzetli ve çok güzel bir şekli olan bir ekmek tarifi hazırlayacağız. Ekmekte olan malzemeler 480 gram un, 4 adet yumurta, 3 tanesi hamuru için kullanacağız ve 1 tanesi için en sonda ekmeğimiz üstünde sileceğiz. 60 ml ılık su, 60 ml sıvı yağ, 85 gram bal, 6 gram kuru maya, 8 gram tuz. Tabağımız içerisinde ilk önce ılık suyumuzu döküyoruz. Kuru mayamıza koyalım. Ve 2 yemek kaşığı kadar un koyacağız. Şimdi birbiriyle karıştırıyoruz. Bir kenara bırakalım. Başka bir tava alalım ve içerisinde 3 adet yumurtamıza koyalım. İyice karıştırıyoruz. Şimdi balımızı koyalım. Balımız erene kadar yine de karıştıracağız. Şimdi sıvı yağımızı döküyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Mayanın karışımı koyalım ve birbiriyle karıştıralım. Şimdi unumuz yavaş yavaş bir şekilde koyuyoruz. Ellerimiz ile yoğuralım. Hamurumuz tezgahımız üstünde koyduk ve yoğurmaya başlıyoruz. Hamurumuz üstüne sıvı yağ ile siliyoruz. Ve yoğurma tabanı içerisinde koyduk. Üstüne kapatıyoruz ve yaklaşık 2 saat kadar mayalanması için bırakalım. 2 saat geçtikten sonra şimdi hamurumuzu çıkartıyoruz. İkiye böleceğiz ama eşit olması gerekir. Şimdi ilk hamurumuzu 4'e bölüyoruz. Yine de gramına göre eşit olması gerekir. Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi. Tezgahımız üstünde az bir miktarı un koyalım.
Hamurumuzu merdane yardımıyla açalım. Hamurumuzu şu şekilde yapıyoruz. Hamurumuz üstüne biraz bastıralım ve şu şekilde kapatalım. Evet, şöyle arkadaşlar. Diğer parçaları için aynı şekilde devam edeceğiz. Evet, şimdi hamurlarınız birbiriyle yan yana olacak. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Kenarları üstüne bastıralım. Sadece bir kenar üstünde bastıracağız. Artık şimdi şekil vermeye başlıyoruz. Fırın tepsimin üstünde koyalım. Tabii ki de fırın tepsimin üstünde yağlı kağıt da koydum.
Şimdi 6 tane olan hamuru bu şekilde açıyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz. Birbirine yan yana olacak. Şöyle koyduk. Ve şimdi geçen sefer yaptığımız gibi aynısı yapıyoruz. Ama çok az bir değişiklik var. Şu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi.
Şimdi üstüne kapatıyoruz ve dinlendirmesi için 2 saat boyunca kadar bırakıyoruz. 2 saat geçtikten sonra gördüğünüz gibi gayet iyi bir şekilde mayalandı. Şimdi yumurtamızı alıyoruz. Bir tabağın içerisinde koyalım ve üstünde 1 yemek kaşığı kadar süt döküyoruz. Birbiriyle iyice karıştıralım. Fırça yardımıyla hamurun üstüne siliyorum. Şimdi hamurların bir tanesi üstünde kavrulmuş susam koyacağım. Artık fırına götürülmesi için hazır oldu. Fırın sıcaklığı 180 derece olacak. Alt üstü ayarladım. 30 dakika kadar bekleteceğiz. Şimdi fırından çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi şu şekilde oldu. Gayet iyi bir şekilde pişti ve çok güzel bir şekil aldı. Evet arkadaşlar, içerisinde de gayet iyi bir şekilde pişmiş. Sizler de isterseniz üstünde tereyağı ya da bal, reçel falan sürebilirsiniz. Size bağlı onlar. Yumuşacık oldu. Tadı da gerçekten harika olmuş. Herkes beğenecek. Evet arkadaşlar, bugün tarifim için bu kadardır. İnşallah beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.